Şimdi siz dediniz hocam, kontrol çok önemli ve dönemsel bu kitleler fark edildiğinde mutlaka sizlerle buluşulması gerekiyor. Burada tabii ayırt edilmesi için biyopsi dediniz. Ama vücutta gelen telefonlarda özellikle bazı dönemlerde kitlenin olduğunu ama vücudun yaptığını söyleyebilir miyiz? Zararsız olduğunu dile getiren Şimdi raporlar aldıklarını söylüyor. Tabii memede kadınların birçoğunun memesinde çeşitli kitleler var. Fibroadenomlar, basit kistler dediğimiz şeyler var. Bunları hissediliyor. Buradaki önemli olan bunların büyüyüp büyümemesi. Evet. Yani o el alışkanlığıyla büyüklüklerini ellerindeki hacimsel şeye alıştıracaklar. Bunu da nasıl yaparlar? Sık meme muayenesi yaparak ancak anlayabilirler. Onlarda herhangi bir büyüme var mı yok mu? Ya da bu şeyler varken meme cildinde herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Hemen bunlara dikkat edecekler. Bunlar olursa hemen gene hekime müracaat edecekler. Zaten kontrol altında oldukları için yapılacak hekim muayenesi ve ek tetkiklerle bunların natürü zaten az çok ortaya çıkacak. Biyopsi yapılması gerektiği zaman hekimler zaten bu kişileri ilgili birime yönlendiriyorlar. Yani bundan bir biyopsi yapsak iyi olur. Hani iyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir ama hani bunu atlamamak gerekir diye. Tabii. Mutlaka şüpheli durumları hekimler birebir biyopsisini yaptırıyorlar. Tanıya gidiyorlar. Bazılarında meme kanseri çıkıyor, bazılarında çıkmıyor. Bu şekilde takiplerde devam en ediyorlar. En azından rahat. Evet, nefes yani almış. Eğer şey oluyorsa herhangi bir hastalığı varsa direkt hemen tedavi programına alınıyor ve o hastalıktan kurtulup normal yaşantısına devam ediyor. Bir şey yoksa da takip programında kalıyor. Yeter ki ihmal etmesinler. Evet, ihmal etmemeleri çok önemli bir durum. Ve çok basit bir yöntem. Kendi kendine meme muayenesi. Çok basit ve çok vakit alıcı bir iş de değil. Taş çatlasa 5 ya da 10 dakikalarını alır. Ama çok önemli. Tekrar vurgulamak istiyorum. Gerçekten her kadın meme sağlığı ve meme kanseri konusunda kendisinin güvencesi olmalıdır. Nasıl? Kendi kendine meme muayenesini yaparak ve bu muayeneyi öğrenerek.